Merhaba. Herkes bana bir şey soruyor. Fakat internet olmadığı için, olduğunda da çok az zamanım olduğu için herkese cevap veremiyorum. Ben de video yapmaya karar verdim. Şimdi şu an Sri Lanka'dayım. Otelde Nurayala'dayım. Bugün trekking yaptım. Önce Hindistan'dan başlayalım. Hindistan'a yoga öğretmenliği sertifikası almak için gittim. Muhteşem bir zaman geçirdim. Çok yeni arkadaşlar edindim. Çok yeni şeyler öğrendim. Çok sıkı bir programımız vardı. Sabah 5.30'da başlayıp akşam 8.30'da biten. İşte yoga, yoga felsefesi, anatomi, nefes dersleri bunlar vardı içinde. Çok eğlenceliydi. Çok güzel şeyler öğrendim gerçekten. Turistik bir bölgeydi Kerala. Deniz de vardı. Çok güzeldi. Kaldığım yer temizdi. Bir iki yere gidebildik ancak çünkü pazar günü sadece yoga olmadığı zamanlar vardı. Fil festivaline gittim. Harikaydı. Tek beyaz bizdik sanırım dört kız. Çok güzeldi. Videoyu yüklemiştim. Oradan bakabilirsiniz. Hindistan pis mi? Benim kaldığım bölge çok fazla pis değildi. Sanırım Hindistan'ın en temiz bölgesiydi. Ama evet Hindistan pis sanırım ki. Çünkü bizim kaldığımız bölgenin dışına gittiğimde ben yemek yemedim. Çünkü yemek yenilen yerlerin duvarlar simsiyah, her şey simsiyah. Zaten kaşık çatal vermiyorlar. Peçete hiç yok. Ellerinizle uyuşturunuz yemek zorundasınız. Artı çöpleri atacak hiçbir yer yok. Herkes elindeki çöpü yere atıyor. Herkes kendi çöpünü kendi yakıyor. Çünkü çok kalabalık oldukları için çöp sistemi yok. Herkes çöplerini yakmak zorunda. O yüzden dumanlar her yerde. Güzelim bölgeyi böyle dumanlarla pisletiyorlar. Ama insanlar çok güler yüzlü. Şunu yapıyorlar her zaman. Harika ve evet demek. Harika. Oradan ben Sri Lanka'ya geldim. Kolombo'ya. Kolombo tavsiye etmiyorum. Kolombo gezilecek bir yer değil. Bir iki tane temple'a gittim tapınağa. Ama pollution yani hava kirliliği çok fazla. Motosikletler, tuk-tuklar, arabalar, trafik. Oh my god yani çok fazla gürültü var. Allah'tan bir gün kaldım. Kaldığım yer ben genelde guest house'larda kalıyorum. Böyle ailelerin evinde odaları kiralıyorlar. Orada kalıyorum. Booking.com'dan ya da Airbnb'den bakıyorum. Geceleri 8 dolara bir yerde kaldım. Evet herkes bana soruyor dünya turu nasıl yapacaksın diye. Nasıl mı yapacağım? 8 dolara bir yerlerde kalıp 2 doları yemek yiyerek ya da aç gezerek. Otobüs ve tren kullanarak. Birinci sınıf değil, üçüncü sınıf otobüsleri, trenlere binerek. Böyle gezeceğim inşallah. Bittiği yere kadar. Evet, nerede kalmıştım? Unuttum ha. 8 dolara bir yerde kaldım. Tuvalet dışarıdaydı. Banyo tuvalet bir yerdeydi. Neyse sadece gece uyumaktan uyumaya gidiyordum. Evet, şu an özlediğim şey temiz yatağım, temiz tuvaletim. Çarşaf getirmişim kendime ama sırt çantam çok ağır olduğu için çarşafımı arkadaşıma hediye ettim. Çok beğendi. Şu an ne yapıyorum? Sarong. Türkçesini hatırlamıyorum ben bunun. Türkçesini gerçekten çok üzgünüm şey. Üzerinize sarıyorsunuz ya denizden çıktıktan sonra. Unuttum adını. Onları seriyorum yatağa. Aynen şöyle şunun gibi. Şu an çarşaf olarak onları kullanıyorum. Çünkü güvenemezsiniz. Bir gece, iki gece kalıyorsunuz her yerde. Bir gece için çarşafı değiştirdiklerini sanmıyorum. Kaldığın yerler 8 dolar, 10 dolar. Bugün en pahalı olan yerde kalıyorum. Geceliği 18 dolar. Odamı gösteririm birazdan. Evet, yemeği ucuz yerlerde yiyorsun. Sri Lanka aynı Hindistan gibi. Birazcık daha az kalabalık. Çöp tenekeleri var ama her yerde yok. 2 gündür yemek yememe eylemine geçmiştim çünkü çok pis her yer. Artık bugün dayanamadım, çok acıktım. Mutfağa bakmıyorsun Nurcan dedim. Garsonlara bakmıyorsun. Gelen şeyi yiyorsun. Henüz eğlenmedim. Bu güzel güzel bir şey. Bu güzel hikaye. Ondan sonra dün ne yaptım? Dün Nureli'ye geldim. Pardon, ondan önce Kolombo'dan Sigirya'ya geldim. Sigirya'da kralın oğlu kralı öldürüyor. Krallığı ele geçirmek için. Ele geçiriyor. Fakat kardeşiyle kavgaya tutuşuyor. Taht kavgası her zamanki gibi. Ve bu başka bölgeye gidiyor, Sigirya'ya. Sigirya'da da en tepeye, en yüksek dağın üzerine sarayını kuruyor. Fakat işte bu saray yıkılıyor falan.
30 dolar giriş. Tabii 30 dolar girişi verirseniz dünyayı gezemezsiniz. Tabii ki gitmedim. Ama oraya gitmişken görmek lazım değil mi? Başka bir yer öğrendim. 500 rupi olan bir yer. 500 rupi ne kadar? Türk parasıyla bilmiyorum ama İngiliz parasıyla sanırım 1 pound ya da 50 penny giriş. Oraya verdik. Couchsurf'ten biriyle tanıştım. O beni gezdirdi. Rehberlik yaptı sağ olsun. İşte ben onun yemeğini ödedim. Otobüsünü ödedim. Ufak tefek şeyler. Ama rehberlik parası vermedim. Çok iyi bir insandı. Ne yaptık? Oraya gittik. Turistlerin çok kalabalık değilmiş çünkü Lion Rock yani aslan kayası olan yer çok kalabalık. Etten duvar diyorlar. Birbirine yapışarak yürüyorsun ve bayağı bir yukarı çıkıyorsun merdivenlerden. Ve manzara o kadar iyi değil dediler. Zaten saray yıkılmış. Çok fazla saraydan kalıntılar yok. Sadece işte resimler varmış. Ama onları da internetten gördüm zaten. Gerek yok. Biz öbür tarafına gittik. 500 rupilik yere. Çıktık. Kocaman bir kaya vardı. Kayaya tırman. Hatta kaya tırmanırken pantolonum yırtıldı. Bilmiyordum öyle tırmanacağımı. Trekking kıyafetlerimi giymemiştim. Orada çok az turist vardı. Herhalde 10 tane turist falan vardı. Ama manzara müthişti. Müthiş güzel bir manzara. Nefes kesen manzara. Sarayı dışarıdan gördük. Daha da güzel. Oranın manzarası sarayın manzarasından daha güzelmiş. Yani gittiğime değdi. Harikaydı. Bir gece kaldım. 2500 rupi ödedim bir odaya. 2500 rupi ne kadar yapıyor? Sanırım 10 dolar. Evet, 10 dolar yapıyor. 10 dolara kaldım. Kahvaltı dahildi orada. Ondan sonra Kendi'ye geldim. Kendi çok güzel, çok güzel diye yazılar okudum. Hadi gideyim dedim. Aman Allah'ım, Colombo'nun ikinci versiyonu. Kalabalık, pis. Her yerde tuk tuk, motosiklet. Nefes alamıyorsun, maske takman gerekiyor falan. Orada Botanik Parkı güzeldi. Botanik Parkı'na gittik. Bir de Buda'nın diş tapınağı vardı. Diş tapınağına gittim. Herkes çocuğunu almış. Sıraya girmişler. İşte oraya gidip Buda'ya dua edecekler. Buda çocuklarının zengin ve sağlıklı olmasını sağlayacaklar. Ve insanlar kocaman, şöyle kocaman kapların içinde muz, papaya, elma yoktu galiba ya. Karpuz, bunların hepsi olan bir tabak alıyorlar. O Buda'nın heykelinin önüne koyuyorlar. Gül, çiçek alıyorlar. Buda heykelinin önüne koyuyorlar ki bağışla şey yapsınlar diye. Dua edilir. Duaları kabul olsun. İstekleri kabul olsun. Evet, çok ilginç. Sonra bu meyveler ne oluyor dedim ben. Sonra yeniliyordum. İyi bekleyelim yiyelim falan oldum ben tabii ki. Tabii beklemedik. Ama bir sıra bir sıra bir kuyruk anlatamam size. Sri Lankalılar bir ücretsiz giriliyor. Tabii ben Sri Lankalı olmadığım için 1.000 euroya girdim. Ondan sonra ve öyle bir şey ki daha bahçeye girmeden ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz. Bakın Hindistan'da da öyleydi. Sri Lanka'da ayakkabıları çıkarıp öyle giriyorsunuz tapınaklarına. Üstünüz açık olmayacak. Her yerde şal taşımanız gerekiyor. Şalı üzerinize serin. Uzun olacak. Ayağınızdaki pantolonla, şortla da giremiyorsunuz. Kolsuz da, kısa kolluyla da giremiyorsunuz. Başınız açık olabilir, sorun değil. Ondan sonra ben tabii orayı sevmedim. Bir gece orada kaldım. Tabii bu aralar 5 saat, 4 saat, 3 saat yolculuklar. Öyle bir şey ki şehirler arası otobüs 150 rupi çok iyi ama belediye otobüsü gibi her durakta duruyor. Her durakta durup insan oluyor. İnsanlar ayakta gidiyor. Tren de öyle. Ayakta giden insanlar. 4-5 saat ayakta giden insanlar var. Sonra ben gelmeden şey okumuştum. En güzel tren yolculuğu diye. Dünyanın en güzel tren yolculuğu var burada diye. Tamam onu yapayım dedim. Kendiden Nuraliye'ye geleyim dedim. Tren yolcu için. Aman Allah'ım o neydi öyle? Cennet cennet çok güzel. Yemyeşil böyle yeşillerin arasından geçiyorsunuz. 4 saat tren yolculuğu ama bitmesin diye gözünü içe bakıyorsun. Bitmesin bu tren yolculuğu. Tabii önce ayaktaydım sonra yer buldum hemen cam kenarına oturdum falan. Başta uyumuşum ama kamera elimde böyle uyuyorum. Gözüm bir açıyorum şak bir şey çekip tekrar uyuyorum falan. Aslında kalk dedim uyuma. 3 saat uyanık gözüm açık böyle seyrede seyrede gittim. Bir sürü resimler çektim. Harika bir tren yolculuğu. Cennet yolculuk yapıyorsunuz. Yemyeşil çay dağları ve tarların içinden geçiyorsunuz. Çok güzel, çok eğlenceliydi. Birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf var. Birinci sınıf 2000 rupi. Yani 10 pound oluyor. 20, 15, 18 dolar falan. Şeyde ikinci sınıf benim aldım 150 rupi. Yani herhalde 1 pound, 2 pound falan. Öyle onunla geldim. Ondan sonra geldim tabii ki bir otel değil de guest house book etmiştim. Buraya geldim. Pek beğenmedim. Artık burada güzel bir yerde kalmak istiyordum ama maalesef 18 dolar. Pahalı belki güzeldir dedim ama buranın en ucuz yeriymiş. Çünkü çok pahalı bir yer burası. Dağ köyü bayağı dağın üzerinde. Şehrin merkezi güzel değil. Çok pis. Yemek yemedim o yüzden.
Ama etraf cennetten bir köşe sanki. Dün işte çıktım yürürken hiç turist murist yani göremiyorum böyle. Baktım iki tane çocuk var. Dedim ki burada ne yapılır biliyor musunuz? Bir kişiden biz de bilmiyoruz yeni geldik dediler. Dedim bakın böyle böyle tuktuklar var orada taksici gibi. Tuktukları şey yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Onlar sizi gezdiriyor ama 2500 istedi, 2500 rupi. Onu vermek istemedim. Çocuk dedim ki üçümüz paylaşalım mı taksiyi? Tamam dedi 6'da buluşalım. 6'da buluştuk bir yerinde. İşte konuştuk. Onlar da araştırma yapmışlar. Dedi ki hiç onlara para vermeye gerek yok. Yürüyerek gidebiliriz. Olur dedim. Sabah 9'da buluşalım. Sabah 9'da onlarla buluştum. Allah'tan bekliyorlardı beni. Birisi Tayvanlı, birisi Kanadalı, İngilizce öğretmeni. Uzun zamandır Asya'da yaşıyor ve öğretmenlik yapıyor. Sanırım 8 yıldır. Ondan sonra bugün onlarla dağa yürüyüşe gittik. Yürü yürü böyle şeylerin arasından geçtik. Çay dağlarından, çay tarlalarının içinden geçtik. Ha burada bir insanlarla resim çekmek istiyorsanız para ödemek zorundasınız. Kadın hemen foto foto dedi. Tamam biz hemen atladık gittik. Present money falan dedi. Tabii gittik para verdik. Cebinizde bozuk paralar olması gerekiyor. Herkes foto foto diye atlıyor size. Herkese çektirmeye kalkarsanız bu işin içinden çıkamazsınız. Biz bedavaya yürüdük yani yukarı çıktık. Gelirken birazcık kaybolduk ama sonra yolumuzu bulduk. Ah, sonra bir 3 yıldız otel bulduk. Hemen tuvaletini kullandık. Aman Allah'ım o kadar lüks geldi ki ben orası anlatamam sizi. Çıkmak istemedim resmen. Oradan ne yaptık? Oradan direkt otobüse bindik. 50 rupi otobüs. Şelale vardı. Şelaleye gidelim. Tabii hepsi İngilizce bilmiyor. Biz şelale melal derken biz bir tane çay fabrikasının önünde indirdi. Turistik yer ya biz de turistiz. Al orada indirdi adam bize şelale diye. Biz bir gittik çay fabriği. Ya parası pahalıdır bu girmeyelim falan. Müzeye girmedik. Dedik çay ne kadar? Çay ücretsiz dediler. Kek alırsınız çay ücretsiz. Çok iyi dedik nasıl? 80 rupi kek alıyorsunuz minik yanında çay veriyorlar. Ve harika bir manzara. Tabii İngiliz sömürgesindeymiş Sri Lanka daha önce. Prens Charles'ın resimlerini falan görüyorsunuz oradan. İngiltere'nin tüm çayları Sri Lanka'dan çıkıyor. Sri Lanka'nın eskiden adı Seylan'mış zaten. Sonra 1948'de değiştirmişler ismini. Orada işte çayımızı, kekimizi içtik. Sonra dediler ki nerede şey? Burada waterfall ne? Şelale. 3 kilometre çok uzak, çok uzaktı. Ne kadar çok uzak? 3 gün, 3 kilometre uzak değil. Yürürüz biz dedik. Yürüdük ama cennet gibi böyle. Yürüyorsun, resim çekiniyor, yürüyor, resim çekiniyor. Manyak güzel bir manzara. Yemyeşil her yer. Resimleri koyacağım zaten videoyu da koyacağım. Ondan sonra orada biz yürü yürü artık yorulduk. 3 kilometre değil 6-7 kilometre yürüdük yok ortada. Tuktuk'a sorduk. Birisi para istedi. Birisi bilmiyordu pardon gitmedik. Otobüsü binerken başka tuktuk durdu. Dedi nereye gideceğiz buraya biliyor musunuz? Biliyorum ne kadar. Aa gelin ya ben tuktuk değilim dedi. Benim bu kendi aracım dedi. Ben belediyede çalışıyorum. Ben sizi götürürüm dedi. Adam çok iyi niyetliydi. Bizi aldı götürdü şelaleye. Bir de üzerine bize muz ısmarladı. Muz aldı muz dedik. Allah'ım şelaleye çık çık çık. O ne merdivenler yüksek. Yüksekten çıkmaya çalışıyoruz. Artık dedim ki herhalde ben kalacağım burada çıkamayacağım. Zaten yorgunum. Baya bir tepeye çıktık şelaleye. Öyle işte çok fazla su yoktu. Çok yağmur yağmış. Güzeldi. Sonra indik. Oradan otobüse binip atlayıp geldik. Artık açlıktan ölüyorum. 2 gündür doğru düzgün yemek yemem. Ya meyve yiyorum ya bisküvi yiyorum. Artık yiyeceğim ne yapayım? Gittik restoranta yedik ama tabii ellerimizle yiyoruz haliyle. Avuçlarla falan. Peçete yok. Sabun hiçbir yerde yok. Çantamda sabun taşıyorum. Sabun çantama akmış falan. İşte yemeğimizi yedik. Geldim şimdi otele. Yarın sabah 6.30'da kalkacağım. Başka şehre ineceğim. Şimdi nereye ineceğim bilmiyorum. Ela'ya gidecektim ama Ela'ya gitmek istemiyorum. Ela'da da böyle trekking yapılacak yerler çok. Şu an yorgunum. 5 gündür değişik şehirlerde yaşıyorum. Bir burada 2 gün kaldım. Deniz kenarına inip biraz güneşlenmeyi, orada birazcık yorgunluğumu atmayı düşünüyorum. Sabah 6'da kalkacağım. 6.30'da tuk tuk beni almaya gelecek. Otobüste 5 saat yolculuk var yine. Güneye ineceğim. Şu an Orta Sri Lanka'dayım. Aşağı ineceğim. Ondan sonra böyle Kolombo'dan Malezya'ya uçacağım. Gerisini de oradan anlatırım size. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.